Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, 3-9 Haziran haftası full ikizler enerjili bir hafta. Perşembe günü saat 15.37'de yeni ayımız var. Yeni ay öncesinde atılımlarda bulunmuyoruz. Yeni ay ve sonrasında yeni kararlar almaya açık bir enerji var. Dipnot olsun size. Bir diğer taraftan benim evin halleri biliyorsunuz. Bir diğer taraftan full ikizler enerjisi ne demek sizin için? Üçüncü ev enerjisi çalışıyor demek. Bunun da Türkçesi aslında tam ikizlerin anlattığı konular. Birçok fazla konuda alternatif var karşımda. İletişim trafiği yoğun. Kısa kısa seyahatlere çıkıyor olabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar veya telefonun ucunda ulaşabildiğiniz insanlarla birçok konuda konuşuyor olabilirsiniz. Anlaşma, sözleşme, bazı konuların belki seçeneklerini görüp doğru bir karar alma gibi bir evrenin içindesiniz. Biraz daha aslında ilişkiler ve iletişimlerde parasal mevzularda zarara uğradığınız konular ya da doğru kararlar alamayabileceğiniz süreçler olabilir. Yeni ayda da yeni aydan sonra da 12. evden Satürn karesi gelecek. Bunun da Türkçesi aslında koşulların veya almak istediğim kararlar ya da iletişim aksı akışı söz konusu olduğunda benim kontrol edemediğim koşullar nedeniyle bazı aksilikler var. Kendi kendimi sabote ettiğim durumlar söz konusu olabilir ya da benden daha büyük durumlar ve koşullar nedeniyle engeller veya zorluklarla karşılaşıyor olabilirim demek. Özellikle yükselen koçlar için bir dipnot olarak ekleyeyim. O yüzden kaygılı veya biraz daha anksiyeteli bir zihin yapısında olabilirsiniz. Seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Yakınlarınıza ne kadar güvendiğinizle ilgili bazı şeyleri tekrardan sorgulamanız gerekebilir. Çıkarcı yaklaşan kişiler söz konusu olacaktır. İlişkilerle ilgili olarak konuşarak problemleri çözme safhasındasınız. Bazı konularda daha net ve akışkan bir iletişim var. Ancak yine diyeyim, yani hani doğru iletişimi kurmak, tam kararlar almak çok kolay değil. Eğer ki hayatınızda biri yoksa sosyal medya ve iletişim mecraları ile birilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Veya yakınlarınızın birileriyle tanıştırması, girip çıktığınız ortamlarda birileriyle tanışmanız söz konusu olabilir. Yine diyeyim, ama o kareler, yanık Venüs enerjisi. Evet, alternatifler var ama kendinizi yeterince seviliyor, beğeniliyor, popüler ya da doğru anlaşma, doğru iletişim içinde hissetmeme ihtimaliniz var. Doğru kararı alamama ihtimaliniz var. Siz olun, bu çok olumsuz değil. Konuşun, görüşün, alternatifleriniz olsun. Ancak net kararları almadan önce şöyle birkaç hafta biraz zaman verin kendinize, ne olup bittiğini anlamak için veya belki bazı seçimler yapmadan imzayı atmayın, görünür kılmayın, post atmayın, kendinizi alenen ortaya çıkartmayın derim. Perşembe, cuma, cumartesi günlerinde Venüs Satürn karesi daha bariz bir şekilde var. Parasal bir konuda bir akmayan bir tema söz konusu olabilir. İlişkilerde, iletişimde, sevgide bir pürüz söz konusu olabilir. Özellikle cuma, cumartesi günleri Mars sizin burcunuzda son derecede. Bunun da Türkçesi aslında son birkaç aydır birikmiş olan enerjinizi çok gergin bir şekilde ortaya koyma ihtimaliniz var. Kavgacı, kırıcı, yıkıcı olmamaya özen gösterelim lütfen. Birazcık daha böyle hani anlık tepkiler ve dürtüsel hareketlerle bir şeyleri yıkabilirsiniz ve veya daha böyle kazalara, öfke patlamalarına falan açık olabilirsiniz. Eğer ki sağlıkla ilgili ameliyat ya da operasyon riski olan bazı durumlar söz konusuysa bunlar bir anda gündeme gelebilir. Baş ağrıları ya da migren yaşıyorsanız bunlar gündeme gelebilir. Kesici aletlere, kavgalara dediğim gibi aman dikkat edelim. Pazar günü zaten Mars Boğa'ya geçecek. Bu da sizin için biraz daha fazla artık hani kendim için koşturmacayı biraz daha kenara bırakıyorum ve anlaşmalarım ve paramla ilgilenmeye başlıyorum. Enerjisi para, para, para daha fazla pazar günü itibariyle gündeminiz olacak sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu hafta ağırlıklı olarak gökyüzünde ikizler enerjisi hakim. Pazartesi günü itibariyle Merkür de ikizler burcuna geçecek. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bolca konuşacağınız konu para mevzuları olacak. Bir tarafta gelir akışınız, nakit dengesi, nereden ne kadar para kazanıyorum, bütçemi doğru yapabiliyor muyum, harcamalarım nasıl olacak gibi. Bir diğer tarafta konuşarak parayı elde etmek, kazanmak konusunda olumlu enerjilere sahip olmakla beraber hem Merkür hem Venüs hem Jüpiter ikinci evinizde olduğu için daha hızlı, keyfen para harcayabileceğinizi, belki bir şeyleri alırken eğrisini doğrusunu tam değerlendirmeden yüzeysel kalıp seçim yapabileceğinizi veya farkında olmadan hani
biri diğerinden daha hani bir şey alırsınız, ertesi gün daha uygun fiyata başka yerde görürsünüz gibi böyle hani anlık fazla harcamalar yapabileceğinizi gösterir. Merkür eğitim ve ticari hamleler ve seyahati anlatır. Venüs ise güzelleşme, giyim, kuşam ve keyfen yapılan harcamaları anlatır. Bu gibi konulara paralar harcanacaktır. Kısaca dediğim gibi. Perşembe günü yeni ayımız var. Saat 15.37'de. Yeni ay öncesinde büyük ticari ya da parasal bir konuda karar almayalım derim. Yeni aydan sonra bazı hamleler, ortaklıklar, planlamalar söz konusu olacaktır. Bu yeni ay hedeflerimize giderken finansal konularda zamanı yayarak bazı kararlar almak gerekebileceğini gösterir. O yüzden biraz böyle mesela bir beklediğiniz para var. Önce bir şey halledilecek, sonra o para gelecek gibi olabilir. Veya hani hedefleriniz için bir harcama yapmak gerekebilir gibi. Şu anda dede coştu arkada. O yüzden para ve hedefler ve sosyal çevre arasında böyle birazcık daha akışta problemi pürüzü yaratan bir enerji söz konusu. Koltuğu eşeliyoruz. Neyse. İşte bu dönemdeki harcamalar ve alınan kararlarla ilgili olarak mümkünse çok hızlı karar almamıza gerek yok ise eğer özellikle Ağustos, Eylül aylarını beklemenizi tavsiye ederim. Daha net bazı şeylerin iç yüzünü anlamış olacaksınız. Vaat edenler vaatlerini tutuyor muyu? Ya da hayal ettiğiniz şeyler gerçekten hak ettiği değerlerini bunları göreceksiniz diye de göstermiş gökyüzü. Perşembe, cuma günleri biraz akışta para akışında sıkıntı var gerçekten de. Özellikle cuma, cumartesi günlerinde Mars son derecede Koç burcunda 12. evinizde kontrol dışı bir kaza, bir kriz ya da bir öfke patlaması, bir sağlık problemi, bir şeyler çıkabilir. Biraz temkinli olmalı diye göstermiş gökyüzü. Sonrasında pazar günü itibariyle Mars burcunuza geçecek. İstekleriniz için eyleme geçmeye başlayacaksınız. Kendinizi garantiye alacak, hamleleri yapacak enerjiniz olacak. Hayatınızın akışını biraz daha kontrol altına almaya başlayacaksınız. Bir tık daha böyle sakin kaldığınız konularda daha net tepkiler verirken ya da daha net öfkenizi belirtirken kendinizi bulabilirsiniz bu sürecin içinde. Yani tema aslında şu anda ilişkiler değil, para mevzularıyla ilgili daha çok bu hafta itibariyle. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları, sevgili ikizler burçları mutlu yıllar tekrardan. Gökyüzündeki her gezegen artık sizin burcunuzda. Güneş, Merkür, Venüs, pazartesi Merkür'de geçiyor ve Jüpiter burcunuzda hareket edecek. Sizin sezonunuz. Kararlar, konuşmalar, yola çıkmalar, alternatifler, insanlar sizlere bir şeyler soracak, popülersiniz. Bir sürü akış var aynı anda. Ancak pazartesi Merkür burcunuza geçtiğinde pazartesi Salı Jüpiter'le kavuşacak. Güzel hayallerin peşinden koşmak için güzel konuşma, ticari fırsat, anlaşma, başvurunun karşılığını alma gibi fırsatlar getirecek. Ancak mesela o günlerde Venüs birazcık daha böyle Güneş'le de kavuşuyor Salı günü. Yanık, cazimi değil tam kavuşum ama hadi cazimi dersek aşkla ilgili bir istekleri, dilekleri ortaya koyabiliriz demek ama hani o yanıklıkta tam beklentinizin karşılığında bir para alamayabilirsiniz. Tam istediğiniz bir popülarite olamayabilir. Yani aslında bir akış var ama büyük ihtimalle önce bu yanıklık teması. Sonra yeni ay var. Perşembe günü 15.37'de yeni ay Satürn kareli o kare. Sonra yeni aydan hemen sonra cuma cumartesi günleri Venüs-Satürn karesi iyice yaşanıyor derken kendi hayatınızla ilgili ve ilişkilere başlamakla ilgili hayat size fırsatlar sunacak. Ancak bu fırsatlarda tam beklentinizin karşılığında bir akış olmayabilir. Bazı şeylerde zamana yaymak veya bazı kuralları takip etmek, belirli problemleri çözmek sonrasında adım atmak, bir şeyleri akmayanı bitirip ondan sonra hamle yapmak gibi böyle ikili durumlarla, engel çözmeli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kaldı ki zaten bu başlangıçlarınız için bütün alternatifleri elinizde tutun derim. Ancak bir aşırı kararsız kalıp hani harekete geçmeniz gereken konularda lütfen kendinizi frenlemeyin. İki, harekete geçtiğiniz durumda bile her durumda B planınız olsun. Çünkü 23 Temmuz tarihinde eylem göstergesi sizin alanınıza geçtiğinde bütün bu konuştuğunuz konuları iyice eyleme dökmeye başlayacaksınız. Ağustos ortası biraz gergin enerjiler var. 18 Eylül'de de kareleyen tutulmalarımız var. Bütün bu ikizler enerjisini. Bu da demek oluyor ki aslında yılın ikinci yarısına başlarken İster istemez bazı elemeler yapacaksınız bütün bu konuşmalarla ilgili olarak. Yine de tadını çıkartın. Yiyin, için, gezin, tozun filan güzel buradan baktığımızda. Cuma, cumartesi günleri Mars son derecelerde Koç burcunda. Sosyal çevrenizle ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Kavgalar, gürültüler son dakika olabilir. Pazar günü itibariyle Mars
12. evinize geçecek. Birazcık daha o dediğim gibi alternatifleri görüp ama sakin kalıp değerlendirmek istediğiniz, hemen hızlıca eyleme geçmediğiniz, belki biraz sağlığınıza özenmek istediğiniz bir evre başlayacak sevgili ikizler burçları. Yeni ilişkilere başlayabilirsiniz dediğim gibi ama kalıcı olmayabilir. Çözüm üretmek gerekebilir. Ya dediğim gibi siz her konuda alternatiflerinizi tutmayı unutmayın diyeceğim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, gökyüzünde her gezegenimiz ikizler burcunda. Bu sizin için çok süper bir haber değil. Çünkü burcumuzdan hemen önceki burç, yani yengeçsiniz, ikizler bir önceki burç. 12. ev yükselen için özellikle 12. ev dediğimiz kapalı alanda, arka alanda kalan dediğimiz alan. Güneşimiz, Merkürümüz, Venüsümüz ve Jüpiterimiz ikizler burcunda. Kapalı alan şu demek. Bir, çok uzaklarla ilgili konularımız varsa evet, böyle seyahatler, yolculuklar, evet, fırsatlar getirebilir. İç dünyamızla ilgili çözümlemeler, ruhsal çalışmalar, şifa çalışmaları filan, böyle şeylerle ilgileniyorsak evet, karşılık getirir. Belki şifa alanında biz çalışıyorsak ya da böyle rehabilitasyon merkezleri gibi kolektife hizmet eden alanlar gibi çeşitli konularda çalışıyorsak yine olumlu yönde karşılık alabiliriz. Ancak bunun haricinde olan yeni bir ilişkiye başlayayım, yepyeni bir ticari fırsat değerlendireyim, bir imza atayım gibi konularda 12. evin kapalı enerjisi yaptığımız şeyin ölü doğan bir bebek gibi olabileceğini, bazı sonuçlar vermeyebileceğini, bazen tatmin olmayacağımızı ya da bir, nasıl diyeyim, sonuca ulaştırmak, ifade etmek ya da bir böyle ortaya dökmek için beklentimizi karşılayamayabileceğimizi anlatır. İlişkiler olduğunda gizli saklı flörtler, ulaşmanın, kavuşmanın imkansız olduğu durumların, platonik olabilecek durumların söz konusu olduğunu anlatır bize. Bu tabii ki böyle çok uzun bir süre değil ama bu hafta özelinde özellikle bu enerji çok önemli. Pazartesi, salı günleri Merkür-Jüpiter kavuşumu var. Gerçekten hani iç dünyamıza, niyetlerimize, dileklerimize, kalbimize dönmek için, biraz hayatı akışa bırakmak için daha ideal bir enerji var gökyüzünde. Perşembe 15.37'de yeni ayımız var. Yeni ay öncesi biliyorsunuz iyice detoks enerjisidir zaten. Arının, fazlalıklardan kurtulun, size iyi gelmeyenleri bir liste yapın ve hayatınızdan çıkartın. Yeni aile beraber de bu konuda eyleme geçin. İlişkileri yürütmek adına, özellikle aile içinde, ev içinde, yuva içinde ilişkileri yürütmek adına kendinizden ödün verdiğiniz şeyler varsa bunları daha net görüp aslında fazlalıklardan arınmaya başlayabilirsiniz diyeceğim. Bir diğer taraftan yeni aile beraber özellikle zaten Satürn kareli bir yeni ay olduğu için hedeflerim var, hayallerim var, yapmak istediklerim var ancak yani tam böyle net göremiyorum, koşulları kontrol edemiyorum gibi bir durumlarla karşılaşacaksınız. Çok uzun bir süre değil dediğim gibi, yani Haziran'ın ikinci yarısına kadar bekleyelim en azından. Perşembe, cuma, cumartesi para akışı ile ilgili, sosyalleşme ve mutlu hissetme ile ilgili biraz engelli ve pürüzlü günler olabilir. Yine aynı günlerde kariyer ve toplumdaki yer, duruş, medeni hali anlattığı için eşin ailesiyle çatışmalı durumlar varsa, kariyer ve aile arasında denge kurmakta zorlanıyorsanız, kariyerde bazı pürüzlü durumlar varsa, ki Mart ortasından beri aslında devam eden süreçlerse bunlar, bazı son dakika krizleri, pürüzler, yıkıp atmalar, bitirmeler söz konusu olabilir. Akabinde sosyal çevreniz, sosyalleşmek, beraber hareket etmek sizin için daha kıymetli ve tatlı bir hale bürünmeye başlayacak Mars Boğa ile beraber.